Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Opel Manta aracımız oldu. Görünümü benim çok hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Araç sahibi abimiz şu anda yanımızda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisindir. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükürler olsun. Keyfin sağlığın yerinde. Çok teşekkür ederim. Çok güzel gene bir araba karşımızda duruyor. Sağ olasın. Şimdi şöyle bakıyorum. Arabanın görünümü çok güzel. Hı-hı. Tabii ki bunun hikayesini detaylı olarak senden dinlemek isterim. Babamın ilk arabası Opel Manta'ymış. Fotoğraflarını hep gösteriyordu. Zaten onun hikayesi için de kendisini videoya ekleyeceğiz. Kendisi anlatacak. Ben o fotoğrafları göre hani çocukluktan beri bir gün bir Manta alacağım diye hayalini kuruyordum. 2020 yılında aldım bu arabayı. Sonrasında sattım. Sattığım kişiden geri aldım tekrardan. Üzerinde emeği olan çok kişi var ama bu arabada benim de emeğim çok fazla. Bayağı beklemeler ve harcamalar yaptım maddi manevi. Günlük olarak kullanıyordum. Evimi şimdi iş yerine yakın taşıdığım için ihtiyaç olmadığı için kullanmıyorum. Ama lazım olduğu sürece Türkiye'nin bütün şehirlerine tek marşla çıkabilecek durumda araba. O anlamda ona çok güveniyorum. Ama bu şekilde mi aldın? Nasıl aldın? Ben aldığımda yani görünümü şöyle. Arabanın rengi beyazdı. Ben arabayı sattım. Sattığım kişi gri renge boyatmış. Ha, o boyatmış. Griye boyattıktan sonra ben sadece aksesuarlarını ekledim. İşte çamurluk üzeri rüzgarlıkları, arka cam pakosu, bagaj spoileri, jant lastiği, komple iç döşemesi falan onları ben yaptırdım. Sen onları detaylı olarak konuşuruz zaten. İşte motoru standart motor değil. Onları falan detaylıca anlatabilirim. Aynen, onları konuşuruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün iki çekim yaptık. 205 çektik. O da çok güzel bir proje olduğu için onu da sizlerle paylaşmak istedik. Onu da yukarıdan izleyebilirsiniz. O yüzden kıyafetlerimiz aynı olabilir. Bilgi vermek istedim. Peki önceden Manta olarak başka bir araba oldu mu? Olmadı. Babanın oldu. Onu biliyorum. Evet. Babamın sadece ayrıca olmuş. 1980 olarak yılında alıp satmış. Bu benim ilk Mantam. O zaman şöyle yapalım. Babadan da bunun asıl hikayesini öğrenelim. Tabii, tabii. Daha güzel olur. O zaman güzel baban olur bizim için. Aynen. Babayı da yanımıza çağıralım. Tamam. Abi hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Sefalar çok getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Keyfin sağlığın yerinde abi. Şükür olsun. Allah günlerimizi aratmasın. Amin cümlemize. Şunu sormak istiyorum. Asıl buyurun. Mevzu senden başladı. Evet. Bu mevzunun hikayesini detaylı olarak senden asıl dinlemek isterim. Şimdi şöyle. Ben 1987 yılında ehliyetimi aldım. İlk arabamla benim Opel Manta'ydı. Eski kasa Doğanlar o zaman çok meşhurdu. 5.7 vites yeni çıkmıştı. Yeni kasalar çıkmadan önceki kasadan bahsediyorum. Onunla Opel Manta arasında bir tercih yapmamız gerektiğinde benim babam da yurt dışına Almanya'da işçi olarak çalışınca Opel'lerin de kalitesini çok iyi biliyor. Bana dedi ki oğlum dedi Opel Manta çok dayanıklı kuvvetli bir araba. Gel dedi sen dedi Doğan'dan vazgeç. O zaman Fenerbahçe'sinin altında bir galeri vardı. 1988 yılı diye hatırlıyorum ben. 89 olabilir tam emin değilim. Orada gördük arabayı Altakya Verkula. O zamanın parası zannedersem 4 milyon 500 bin liraydı o zamanın parası. Öyle bir parayı almıştım. Yaklaşık 6-7 ay sonra bu arabayla ben çok ciddi bir kaza yaptım. O zaman da gerçekten arabanın dayanıklılığı harbiden Alman tankı dedikleri Opel markasının kalitesi ortaya çıktı. Ben o eski kasa Doğan'la o kaza yapsaydım şu anda bu röportajı ben de yapamıyor olabilirdiniz. Onun sağlamlığı sadece aynen, belli oluyor. Aynen gerçekten Almanlar bu işi iyi biliyor, iyi de yapıyor. Gerçekten Alman tankı gerçekten hak etmiş, bu markayı hak etmiş bir araba. Daha sonra 3-4 aylık bir kaporta boya sürecinden sonra biz arabayı yaptırdık. İsterseniz fotoğrafını da şöyle bir gösterebilirim. Detaylı olarak arkadaşlar. Beyaz bir arabaydı. Kaporta boyadan sonra boyacı arkadaşı dedi ortaya kırmızı bir şerit atayım. Gerçekten çok güzel bir araçtı. Herkesin dikkatini çeken bir araçtı. Daha sonra ben bu arabayı aynı apartmanda oturan bir abimize meğer arabada gözü varmış. Araba pert de olsa hani bugünkü tabirle ben bu arabayı alacağım satar mısın bana diye. Çok cüzi bir karla arabayı ben ona sattım. Ondan sonra bizim Opel Manta devrimiz kapandı. Berkay'ın da şöyle bir hikayesi var. Bu arabalarla olan aşırı düşkünlüğünü anlatayım kısaca size. Fazla vaktinizi almadan. Sıkıntı yok abi. 94 doğumlu Berkay. Zannedersem 3-4 yaşlarında falandı. Bir gün akşam işten geldim. Eşim dedi ki Berkay dedi ateşler içinde yanıyor. Allah'ım yarabbim ne yapsak neyse gecenin de bir saati. O zaman bu kadar işte hastaneler falan çok yaygın değil. Bir tane Ford Escort'umuz var. Sunroof'u var. Hafif de yağmur çiseliyor. İçine de ufak ufak damla damlatıyor yağmurlardan. Neyse biz arabaya koyduk. Gece saat 11 gibi falan kucağıma aldım. Ufak tefek de bir şey zaten. Dünyası değişti. Mahallenin içinde birkaç tur attık. Döndük geldik eve çıkardık. Çocukla ne ateş kaldı ne hastalık kaldı. Mışıl mışıl uyudu. Yani Berkay'ın bu arabalara olan ilgisi Opel Manta ile beraber. Hem benim ilk arabam olması bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi ta çocukluktan kalma bir bu araba bir aşk
hakkı vardı. Ve arabalara olan ilgisi hani boynuz kulağa geçer. Benim talebim ama artık ben onun talebesi oldum. Maşallah kendini çok iyi geliştirdi. Piyasaya hakim, çok ciddi bir arkadaş çevresi var. Paradan ziyade güvene dayalı bir ticaretimiz var. Berkay bunu çok iyi başarıyor. Benim oğlum, gurur duyuyorum. Allah bütün gençlerimizin yolunu batını açık etsin. Bu işten de ekmek yiyor, ailesini geçindiriyor. Herkese Allah hayırlı işler versin. Abi. Böyle bir hikayemiz oldu. Ama söyle söyleyeyim, çok güzel bir hikayeniz var. Senden oğla geçti bu sevgide. Aynen. Öyle diyelim. Aynen. Ben de arabaları çok seviyorum. Hala uzun yola gitmeyi çok severim. Hatta biraz daha genç olsaydım SRC 1-3 aldım. Uluslararası SRC belgelerim de var. Ağır vasıtayı falan düşünüyorum. Artık emekli olduk. Yaş kemale eriyor. Yok biraz abi, daha gençsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O sizin teveccühünüz. Böyle yani işte bizim hayat hikayemiz bu arabalar çok konusunda. Teşekkür ediyorum. Bizimle paylaştığın için. Rica ederim. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz Allah için. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese abi. Selam buradan. Bütün Aleyküm arabacılara. Sağ ol abi. Siz de sağ olun. Peki söyle, bir tepki aldın mı? Bunu gören insanlar nedir bu diye soran oluyor mu? Çok fazla soran oluyor. Şimdi söyle, baktığım zaman Opel oldu, tamam, almadan belli ama ne arabası? Arabayı arkadan görenler, özellikle trafikte seyrederken sağına geçiyor, soluna geçiyor, ne olduğunu hani anlamaya çalışıyor. En son artık kafasını çevirip Opel annemini görenler, he diyor, Opel'miş. Bu sefer modelini araştırıyorlar. Yani ışıklarda durduğumuzda bile durup soranlar çok oluyor. İlgiler çok güzel çünkü çok nadir kaldı bu arabalardan. İstanbul'da bile hani gezerken yani nadir rastlarsın ikincisini. Hani senin dediğin gibi piyasada ben görmedim. Abi belki vardır, saklayan vardır. Olanlar var. Olarak saklayan vardır ama var. Ben ilk kez canlı olarak sen de görüyorum. Buradan Opelci arkadaşlara, özellikle mantacılara selam olsun tekrardan. Aleykümselam. Çok güzel mantalar var. İstanbul'da da var. Ama günlük kullanan çok fazla yok. Bazen işte buluşmalara çıkartıyorlar veya ne bileyim arabaya bir şey yaptırmak için sanayiye gidip geliyorlar. O tür abilerimiz de var. Ama dediğim gibi yani çok farklı bir araba. Ama söyle söyleyeyim, sen de çok güzel şekilde bakmışsın. Evet, gerçekten yani göz bebeğimiz. Söyle, canlıda çok farklı bir görüntü var. Bilmiyorum videoda nasıl duruyor ama evet. Canlıda görünmesi lazım bu araba. Kesinlikle. Ya yani ufak tefek kusurlar mutlaka var ama bu araba 45 yaşında. Yani yaşına yani olan göre şeyler çok mutlaka yani. Var. Araç hakkında bir de bilgi almak istiyorum. Beygir'in modelini detaylı olarak bilgi öğrensem senden. Opel mantaların üretimi normalde işte 1.3 karbüratörlü, 1.6 karbüratörlü, 1.9 karbüratörlü ve 2000 enjeksiyonlu olarak var. Bu araba fabrikasyon 2000 enjeksiyonlu olarak çıkmış. Yalan olmasın 110 ya da 115 beygir orijinali. Ama bu arabada Opel Kadett GSI'ın Dodge SFI motoru var. Standart 150 beygir. Ruhsata işli. Fabrikasyon olarak bu araçlar arkadan itişli. Bir de bunda fabrikasyon kilitli diferansiyel var. Ya bir tondan daha hafif bir araba. Bir E30 kupe gibi düşünülebilir hani performans anlamında. Kullanımı çok keyifli. Motor mekanik olarak çok memnunum ben arabadan. Peki şunu sormak istiyorum. Motorunu sen mi değiştirdin yoksa aldığın zaman? Motor 10 yıldan fazla olmuş değişeli. Ha, önceden değiştirdim. Ankara'daki sahipleri yaptırmış. Sağ olsunlar, Rusata'da işletmişler. O anlamda kafamız rahat, binebiliyoruz. Aynen, çok güzel olmuş maşallah diyorum. Teşekkür ederim. Önceden bu araba beyazdı. Beyaz bilmiyorum nasıl durur ama gri gerçekten çok güzel şekilde durmuş. İlk önce ben de beyazdan griye döndürülmesine çok tepki verdim sahibine. Güzel olmaz hesabım. Güzel olmadı, beyaz daha güzel, klasikti aynen falan diye. Ama griyi renk satın aldıktan sonra tabii arabayı kabullendik. Bu sefer ona uygun aksesuarlar bulmaya tabii çalıştım ki. İşte arabayı ikinciye kere aldığımda bu bahsettiğim mevcut aksesuarları taktım. Gri renkle daha uyumlu oldu. Aynen. Şu anda renk olarak hoşuma gidiyor. Ama ileriye dönük evladiyelik araba bende kalacak olursa tekrardan kaporta boya yaptırıp belki renk değişimi yine düşünebilirim. Beyaz mı yoksa? Daha farklı. İnsan her şey hayırlısı. O da olursa sürpriz olsun gönlüne inşallah. Gönlüne göre olsun. Teşekkür ederim. Zaten bunların kafaları zaten orijinal bu şekilde. Doğru mu? Bu şimdi çift farlı aynen model. Normalde tek farlı olanı da var. Yani tek dikdörtgen olan farları da var. İlk hatta fabrikadan çıkanların çoğu o şekilde çıkmış. Ben ama bu şekilde aldım. Ben üzerinde sadece E34 mercekli karartmalı farları taktım. İşte alt sinyaller farklı bir markanın, yine biraz daha büyük çaplı. Onları değiştirdim. Bir de en alt tarafında ufak da olsa bir lip tercih etmişsin. Evet, lipte şöyle, tampon yapısı çok uzun olduğu için standart veya işte uydurulabilir bir lip kalmadı. Laguna lip çok standart aslında. Bu arabaya takmak istemiyordum. Fakat takıldığında yakıştığını gördüm. Hiç ellemedim sonrasında. Çünkü daha farklı bir alternatifim yok. Yurt dışında buna uygun olan lipler de Türkiye'ye getirmesi çok biraz sıkıntı meşakkatli ve geldiğinde kırılabiliyor. O yüzden o işleme geçmedim. Kapı salısması yapmışsın ufak da olsa detay olarak. Evet, 3D karbon kaplama. O şekilde taktım tekli olarak. Sadece söyle, kafadan çok güzel bir görüntüsü var sadece. Evet. Asıl mevzu jantlar. Jantların da çok güzel. Jant lastik olarak da yılına uygun olan bir jant olduğunu düşünüyorum ben Borbet'in. Kasada sedan kupe olduğu için offsetleriyle arabayı dolduruyor. Tabii ki de daha güzel jantlar seçilebilir. Şu an için memnunum ama daha ilerleyen süreçte belki değişime gidebilir. Ama söyle, görüntü olarak da Borbet'ler yakışmış. Yakışıyor. Bir de offsetli bunlar. Kaç offset bilgim var mı? Ön arka 9 offset. Çok güzel şekilde tamamlamış arabayı. Teşekkür ederim. Ufak da bir marşbiyel tercih etmişsin yanlara. Mantanın kendi orijinal marşbiyeli ama fabrikasyon çıktığında olmuyor. GSI paketlerinde var. Onu da bir önceki sahibi olan Aydın abi, ona da selam olsun. Aleykümselam. O zamanda taktırmış. Onlar da arabayı güzel tamamlıyor. Şimdi söyle bakıyorum da aynalar bu arabaya göre çok ufak kalmış. Standartında dikdörtgen. Kendi yerinde normalde. Aynen. Bu aynalar videoda da göreceksiniz. Kapılara montajlı. O şekilde onları aldım. Kaliforniya aynı diye geçiyor. Mavi camlı. Onlar da benim zevkim diyeyim. Ama onları siyah olarak
bıraktın, arabanın rengini uyumlu yapmadın. Ya siyah aksesuarlar olduğu için arabada onları hani tamamladığını düşündüm. Bir bütün olsun dedim, evet, o evet. Şekilde. Bir de üzerinde stikerleri var, Kaliforniya yazıyor. Onlar da ayrıca hoşuma gidiyor. Onlar da farklı bir hava katmış. Kesinlikle. Önde de var, arkada da var, sadece görecekler. Aynen öyle. Şunu da sormak istiyorum, film tercih etmedin ama. Film tercih etmiyorum çünkü ben klasik arabalarda film yakıştırmıyorum. Hele ki arabanın içi güzelse bence görünmesi taraftarıyım. Bir de so arabana film tercih etmiyorum, ben böyle biliyorum. Evet, hiç sevmiyorum. Hatta filmliyse filmleri söküyorum. Bu da yani benim düşüncem. Bu da böyle bir hastalık. Aynen öyle. Bir şey yok. Şöyle bakıyorum da sporiller de çok farklı bir havası katmış yani arkada. Evet, bunlar çok hoşuma gidiyor. Bunu yine ilk aldığımda kısa tipli spoilerleri var. Sadece bagaj üstünde. Sünger kavuçuk bir malzeme. O vardı üstünde. Ama bu yüksek tip olan spoiler daha hoşuma gidiyor. Daha güzel dolduruyor arabayı. Bunu aldım. Boyattırdım, taktım. Çok hoşuma gitti. Arka cam pakosu dediğim parçayı da bayağı uzun zamandır arıyordum. Bir abimiz almış yurt dışından. Bir gün mantı alırım diye saklamış. Ama mantı almak nasip olmayınca. Sana nasip oldu. Bana nasip oldu. Sattı sağ olsun. Ondan aldım ben de. Daha yeni 1-2 ay falan oldu. Onu da bulduğuma ayrıca sevindim tabii. Ama şöyle baktım mı arkası güzel bir görüntüsü var. Evet, şu an bir bütünlük sağladı. Aynen. Bir de sanki bir egzoz sistemi mi var bu arabada? Egzoz sistemi evet. Aslında bir düz boru sistemi yapılmış. Sonda herhangi bir egzoz yok. Ortada iki tane spor sturucu var. Böyle homurdulu çalışıyor. Aynen. Yani. Aynen. Sesi sadece arkadaşlarımız detaylı olarak dinleyecek. Sesi de güzel. Düzü evet. De güzel. Teşekkür ama ederim. Arabanın içi de güzel. Evet. İçini de istersen. İçini de 2020 yılında yaptırmıştım. İçine girelim. Detaylı tabii. Olarak hem konforunu tamam. Hem de içini detaylı olarak arkadaşlarımıza anlatalım. Olur kardeşim. Şimdi şöyle aracın içine de bakıyorum. Aracın içi de çok temiz şekilde bakılmış. Maşallah diyorum. Senin de ellerine sağlık teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Herhangi bir satlama olsun veya başka bir şey yok yani. Torpido çok temiz yani. Evet. Torpidosu ilk aldığımda çatlakları vardı. Çatlaksız bir torpido buldum. Aynen. Onu da değiştirdim. Aynen. 3 kol direksiyon mesela mantada. Yine yanlış bilmiyorsam GSI olanlarında var. Ama o direksiyondan var üzerinde. Direksiyonu çok güzel olmuş evet, ya. Çok hoşuma gidiyor kullanımı. Aynen. İç döşemelerinde komple yine ben yaptırmıştım. Ön koltukları Honda CR X'in koltukları. Recaro tipi durduğu için ben değiştirmedim. Arkaları kendi orijinal koltukları. Kapı. Döşeme ilk çıktığında aynen. Yaptırmıştım. Sonrasında biraz tabiri caizse cılkı çıktı. Çok yaptıran oldu ama. Aynen piyasada bu aralar çok evet. Var ama bu arabaya güzel bir görüntü sağlamış. Hoşuma tabii. Gidiyor hala da. Arabayı açıyor diye düşünüyorum. Yok güzel olmuş. Onun haricinde Finder'ın teyip hariç eski seri müzik sistemi var. İşte bir takım TSS20 var. Eski seri bas var. 6985 kolon var. Sen eski seriyi daha çok seviyorsun eski galiba. Eski diğer arabalarında da gördüm yani. Aynen öyle. Eski seri daha hoşuma gidiyor. Daha temiz ses veriyor. Kulak tırmalamıyor tabiri caizse. Tesisatın güzel ama. Evet. Eski serinin yeri her zaman çok farklı her oluyor. Her zaman farklıdır. Şöyle bakıyorum da torpido da ufak olsa da güzel bir detay koymuştur. Bir mantar detayımız var evet. İşte aynen. Mantamız yokken onunla kendimizi avukluyorduk. Şimdi çok şükür mantamız içinde var. Yok çok yani güzel olmuş. Çok keyif olarak kullanıyorum arabayı. Şimdi sonuçta bu arabayı kullanıyorsun. Evet. Sana göre konforu nasıl? Ya bana göre konforu şöyle. Bir klasik otomobil konforu yok. Sebebi de biziz. Niye biziz? 40 yanak lastiğin üzerinde gidiyor araba. 16 inç jant var. Orijinalinde 13 ya da 14 jant lastik var bu arabaların. Ona göre de yayları biraz daha alçalttık. Tabi orijinal gibi konforlu değil. Tabii ki ama bu arabaya da bu yakışıyor. Konfor olarak çok da kötü değil çok yani. Kötü değil evet. Söyle söyleyeyim gidişi de sağlam yani arabana. Evet. Kasası söyle. Olduğu için motor fazla bile geliyor. Yani benim şoförlüğüm arkadan itişe göre çok yeterli değil bence. Yani arkadan itişe alışkın bir arkadaş bu arabayla çok zevk alır. Trim sesi de falla yok yani. Ben hiç trim sesi almadım arabada. Neredeyse sonuçta, yok. Aynen öyle. Sen de bilirsin. Eski arabalara bindiğin zaman ufak da olsa trim sesi alırsın yani. Evet. Evet kesinlikle. Masalları var yani arabada. O anlamda yani dediğim gibi şimdi yaşıyla kıyaslarsak. Aynen ona bakmamız lazım. Aynen. 45 yaşında bir arabaya göre çok kondisyonu sorun. Gayet yeterli. Maşallah. Şunu da sormak istiyorum. Ben piyasada malta olarak kullanan görmedim. Zaten ben bugün zanlı olarak ilk bunu görüyorum. Parça olaylarını sormak istiyorum sana. Parçası çok fazla var. Herkesin korktuğu aslında. Parçası var mı diye soran çok oluyor. Parçası gayet bol. Özellikle mekanik parçaları. Sıfır olarak bir bürolu abimiz var. Avrupa yakasında dükkanı. Bugün sipariş veriyoruz. Gidip alırsak elinde var. Yoksa da yarın kargoyla geliyor. Onda yine hiç sıkıntı çekmiyoruz ve çok ucuz parçaları. Piyasada bilmem neden tercih edilmiyor ama güzel bir araba. Kesinlikle. Kullanışlılık bir araba. Genelde sen de bilirsin. Eski olduğu için de tercih edilmiyor aslında bile. Tercih edilmeme de değil de şöyle daha doğru piyasada olabilir. Piyasada yok diye mi? Piyasada çok fazla yok. Olanlar da dediğim gibi çok fazla kullanmıyorlar. Hani saklama düşüncesiyle alanlar çok fazla. Koleksiyon hesabı. Evet. Ama ben bu arabaya bağlılığım farklı olduğu için yani ben bu arabayı yaşamayı daha çok seviyorum. Evet kapıda izlemesi de ayrı keyifli ama kullanması daha keyifli. O yüzden ben kullanmayanlara da buradan kullanmalarını öneriyorum yani. O zaman bunu aktif olarak kullanıyorsun değil tabii, mi? Tabii. Dediğim gibi ben bu arabayla bütün şehirlere gözüm kapalı şu an çıkıp gidebilirim. Ama söyle. Sen arabana bakmışsın ki baktım o yüzden
Tabii. Arabama güveniyorum yani. Aynen, gönül rahatlıkla. Neresinde ne var, eksiğine, fazlasına, bana problem açsa bile nereden açabilir onları artık biliyorum. Çok şükür. Bir de şöyle bir avantajım var. Motor enjeksiyonu daha yeni teknoloji olduğu için arıza verme ihtimali çok daha düşük. O anlamda gönlümüz rahat. Bunu aldıktan sonra ufak da olsa oynamalar yaptın. Tabii ki. Dokunuşlar yaptın. Ne kadar gittin, ne kadar harcadın bu arabaya? Yani şöyle, onun hesabını hiç yapmadım bu arabada. Çünkü bu araba, yani 2020'yi saymasak bile ben bunu 8 ay önce falan aldım. Sürekli harcadığım şeyler oluyor ama çok şükür ki bana hani mecburi bir masraf açmadı. Hep keyfe keder. Yani yağ bakımı yeni, hadi bir daha yapalım. İşte alt takımı iyi veya idare eder durumda, hadi yenileyelim gibi harcamalar yaptık. O yüzden hani böyle kalem kalem bunda gider şeyi tutmadım. Ne kadar harcadığımı bilmiyorum. Ama çok uçurum bir para harcamadım yani. Sen biraz daha zevk olarak yaptın. Tabii tabii, bu araba tamamen zevki, keyfi. Yani ticari bir amacı yok. Hani ara ara tabii satmayı düşündüğüm oluyor. Hani satayım, onu da satayım, bunu da satayım, bir farklılık olsun diyorum. Çünkü şöyle, belli bir ekonomim var ve farklı hayaller için de bazen yaşanılan hayallerden vazgeçmek gerekiyor. Maalesef bazen hani oluyor öyle. Bundan evet, bir kere vazgeçtim. Sonra pişman oldum, geri aldım. Eminim ben bu arabayı satsam yine geri alırım. Bir süre bakalım sonra hayırlısı, şimdilik duruyor. İnsanlar Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Teşekkür ederim. Ama söyle söyleyeyim, kasa olarak da diri duruyor, biliyor musun? Diri bir araba, evet. Hani kendini bırakmamış bir araba. Evet. Ankara'daki sahipleri şahsen tanımıyorum. Bana anlatıları anlatıyorum. Komple soyup toplamışlar. Yani arabanın altında, şaselerinde vesaire zaten çürük yok. Dışında sadece birkaç yerinde, fotoğraflarda belki görülür, belki görülür, minik boya kabarmaları var. Ya. Başka da bir kusuru yok. Yasına göre çok normal yani. Ya olağan şeyler. Peki şunu da sorayım. Gazlamayı seviyor mu bu arabayı? Bu arabayı da çok seviyorum. Çünkü çok keyifli. Yani kasasına göre dediğim gibi bu motor çok yeterli benim için. Şimdi bir kısa istersen gazlayabiliriz. Şöyle ufak alalım. Terliklerle çok kullanamasam da. Gerçekten çok sağlam. Dışarıdan bakarsın bu araba sağlam değil dersin. Bu kadar gidiyor mu diye düşünürüm, evet. Çok sağlam gidişi var yani, maşallah, evet, diyorum. Peki sen kullanıyor musun bunu aktif olarak? Hı-hı. Baba kullanıyor mu? Aslında babam kullanıyordu ama arabayı biraz alçalttıktan sonra, babalarımız hepimiz biliyor yani, tabii konfora ki daha düşkünler. Önem verdiği için. Evet, arabayı bozdun diyor, kızıyor. Çok kullanmak istemiyor mecbur kalmadıkça. Orijinal olmasından yani. Yani genelde arabada, son babalar öyle. Orijinal jant lastik olsa, orijinal yayları olsa günlük olarak biner. Tabii ki. İlk aldığımızda öyleydi, biniyor. Da. Sonradan sen ama ufak şimdi çok şey yapınca. Şimdi evet, dursun diyor, evet, mutlu ediyor durması ama ben kullanmayayım, sen kullan diyor. Doğru. Peki bir de muayene anım var. Onu da muayene dinlemek anım isterim. Var. Ben bu arabayı 2020'de sattıktan sonra 2021'in ortalarında muayenesi bitiyordu. Arabayı da sattığım kişiler çok fazla kullanmamışlar. Muayenesini sen yaptır dediler. Mecburen ben de çekme belgeli satın aldım arabayı. Evet. Muayene istasyonuna götürdük. Motor daha yeni teknolojik durduğu için bu arabanın motoru orijinal değil diye beni bırakacaklardı ilk önce. Ben de dedim, önceki kayıtlarınızda da bakabilirsiniz. Bu araba minimum 10 yıldır bu motorla yürüyor ve muayeneye giriyor. Ya Allah'tan ki önceki kayıtlarda bu motor olduğu geçmişi için var. Evet, yani geçmiş olduğu için sıkıntı çıkarmalar, yoksa arabayı muayenede bırakıyorlardı. Maalesef. Onun haricinde hiçbir tane bile kusur bulmadılar ki 2 yıldır da neredeyse kullanılmayan bir araba için bence çok güzel yani. Peki hiç uğraşmadan geçtik muayene. Muhakkak muayenede farklı tepkiler almışsındır. Manta. Tabii. Muayeneye giden tek tük Berk'in vardır. Tabii tabii, zaten muayene istasyonunda arabayı çözemeyip başında 2-3 tane mavi yakalı arkadaşımız vardı. Sonra işin içinden çıkamadılar motor konusunda. Sizin beyaz yakalı şefleri geldi. Vallahi, motor bunun değil falan diye böyle aynen bir karar aldılar. Görmediğin bayağı bir araba olduğu için. Aynen öyle. Herkesin aslında, herkesten kastım, Opelcilerin isteyip ama herkesin cesaret edip alamadığı bir araba. Herkes de dilinden anlamaz ama. Tabii benim mesela Maltepe'de bir ustam var. Bu arabanın dilinden anlayan, arızalarını bilen, arızalarını oldurabilen daha doğrusu. Tabii herkes ki cesaret edip sökmeye de çalışmıyor. Tabii ki. Buradan da ona da selam olsun. Garaj 84 Ali Usta, yanında da Mehmet abimiz var. İkisine de buradan teşekkür ederim. Bu arabanın bütün işlerini onlar yapıyorlar. Maşallah 10 numarada yapmışlar. Aynen öyle. Tekrar her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakkını çok memnun oldum helal tekrardan. Et. Helal çünkü olsun. Bugün epey yordum seni. Siz de helal edin. Asıl helal siz olsun. Yoruldunuz. Estağfurullah. Sonuçta güzel bir, keyifli bir anı çok oldu. Çok güzel oldu bizim aynen için. Babamın da video dahil olması ikimiz adına anı olarak kalacak. Babaya onun da adına da kendi adıma da çok teşekkür aynen ederim. Babaya da buradan kocaman tekrar selam gönderirim. Hakkını da helal etsin. Sonuçta o da geldi. Güzel bir anısını bizimle paylaştı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Tekrar size de çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar detaylı olarak sizlere aktarmaya çalıştık. İnşallah sizler de beğenmişsiniz. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.